Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Bu bölümde Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı ağırlıyoruz. Merdan Yanardağ ile Pazartesi günü Habertürk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu yayını konuşacağız. O yayında Merdan Yanardağ konuk gazetecilerden biriydi. Program bitiminde de birçok eleştiri yöneltildi. Özellikle sosyal medyada bu eleştiriler çok fazlaydı. Hepsini Merdan Yanardağ ile konuşacağız. Şimdi yayını alıyorum kendisini. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş olsun diyerek söze başlayayım. Biraz zor bir yayındı galiba. Evet öyleydi. Evet öyleydi. İsmail Saymaz ve sizin konuk olarak, konuk gazeteci olarak katıldığınız bir programdı aslında ve programın hem gazeteciler hem de toplum açısından uzun zamandır görmediğimiz özelliklerinden biri sizin ve İsmail Saymaz'ın AKP kanadından birinin karşısına geçip soru sormasıydı. Bu tabii ki ne yazık ki bir şaşkınlık yarattı gazetecilerde de, toplumda da. Halbuki Peki çok siz, normal olması gereken bir şey. aynen öyle olması gereken Kızlar şey buydu. tırtı bunlar. Peki size Evet. bu teklif geldiğinde ilk nasıl karşıladınız? Şaşırdınız mı? Yani beni neden çağırıyorlar acaba Elbette. dediniz. Yani ben ilk teklif geldiğinde tabii ki şaşırdım. Nedenini düşündüm ama sonuç olarak Türkiye'deki siyasal dengelerin de değiştiğini gösteriyor. Birincisi bu. İkincisi değişmeye başladığını gösteriyor diyelim. Değiştiğini demeyelim de değişmeye başladığını gösteriyor. İkincisi, hükümetin bir inandırıcılık sorunu var. İktidarın inandırıcılık sorunu var. Şimdi Sayın Bakan Süleyman Soylu daha önce TRT'ye çıkıp çok daha uzun ve bir program ve tek kale maç yaptığı diyebileceğimiz bir program düzenlemesine karşın toplumda hiçbir ilgi çekmediği gibi Türkiye'de en az izlenen programlardan biri oldu. TRT'de yapılan program. Yani insanlar inanmadı, inandırıcı bulmadılar. Çünkü karşısında gerçek gazeteciler yoktu ve gerçek soruları sormamışlardı. Bu nedenle bir parça benim davet edilmem programın bir tür patlamasına yol açtı. Yani işte sözünü esirgemeyen, sert muhalefet yapan gerektiğinde bir gazeteci olarak bilindiğim ve öyle tanındığım için bu benim için hem bir avantaj oldu programda hem de bir dezavantaj, bir handikap oldu. Dolayısıyla niye davet edildiğimi düşündüğümde bir hükümetin inandırıcılık sorununun olduğunu ve karşısında gerçek gazeteciler olursa ancak bir inandırıcılık kazanabileceğini düşündüm. Ama bunun için de özel bir hazırlık yapmış olabileceklerini de öngördüm. Ve nitekim öyle bir tabloyla karşılaştık. Program kötüydü, çok kötüydü hatta yönetim olarak, format olarak. Çok kötü bir programdı. Yani yönetilemedi program. Süleyman Soylu'ya haddinden fazla söz verildi ve bize soru soracak zaman doğru düzgün tanınmadı. Fiili durum yaratarak biz sorularımızı sormaya çalıştık. Çok az zaman tanınmak istendi ama kamuoyunda yani sosyal medyada zannedildiği gibi biz sorularımızı soramamazlık etmedik. Ben kendi adıma sormayı planladım. Sormak istediğim soruların neredeyse tamamına yakınını sordum. Kaç Tamamını soramadım. soru hazırlamışsınız? Kaç soru hazırlamışsınız? Benim hazırlığım çok fazlaydı. Herhangi bir soru hazırlamadım tabii. Benim notlarım vardı sadece. Notlarımdan çıkarttığım sorular vardı. Bazılarına zaman kalmadı ama bunların sayısı çok az. Bizim Tele1'de arkadaşlarımız haber yaptılar. 9 dakikalık haber yaptılar. Benim sorduğum sorulardan oluşan. Toplam 14 dakika boyunca değerlendirme yaparak soru sormuşum. Ama biz orada tartışmacı olarak bulunmuyorduk. Karıştırılan şey bu. Neden handikap oldu? Bizim hani muhalif gazeteci kimliği orada olmamız. Bizim adeta Süleyman Soylu'yu orada tekme tokat dövmemiz bekleniyor. Yani niye boğazına sarılmadık, niye yakasını tutmadık noktasına kadar geldi. Şimdi bir gazetecilik nezaketi içinde sürdürülmesi gereken bir iş bu. İkincisi, biz gazeteciler orada doğru soruyu sormakla mükellefler ve o soruda ısrarlı olmakla mükellefler. Üçüncüsü biz oraya tartışmacı ya da yorumcu olarak çağrılmadık. Soru sormak üzere çağrıldık. Ancak şu eleştirilebilir ki ben ilk günden sonra attığım tweette onu açıkça belirttim. Program iyi yönetilmedi, program kötüydü, programın formatı kötüydü, moderasyon çok çok Peki kötüydü. nasıl olmalıydı sizce? Sağlıklı bir tartışma Şöyle, ortamı için, daha şöyle, doğrusu sağlıklı bir soru cevap ortamı için. şöyle yapılmalıydı.
bakana söz cevap verme süresi sınırlamalıydı ve sırayla herkes sırası geldikçe kendi sorularını sorabilmeliydi. Sıra uygulanamadı. Bakan haddinden fazla söz kullandı. Birinci bölümde bizim soru sormamız için bize söz verilmedi. O nedenle programın arasında böyle devam ederse programı sürdürmeyeceğimizi belirttim ben. Sürdüremeyiz böyle dedim. Onun üzerine çünkü program normal saati 23'tü. 23'te bitecekti. 45 dakikalık bir bölüm daha kalmıştı. Anlamsız bir şey eğer böyle devam ederse sürdüremeyiz dedim. Bunun üzerine bir üçüncü bölüm eklendi. 24'e kadar uzatıldı program. Orada bir şey sormak istiyorum. Sürdüremeyiz derken sağlıklı bir şekilde ilerletemeyiz mi? Yoksa programı siz devam edemezsiniz? Tabii gerekirse programdan ayrılırız demek. Düşündünüz mü bunu? Bunu düşündünüz mü? Tabii ki. Gerekirse ayrılırız demekti. Bu da hoş olmazdı. Sonuçta ya işte olmadı, işte program terk edildi, programdan kaçtılar gibi bir dizi propagandaya da yol açabilirdi. Yani bir handikapı vardı durumda. Dolayısıyla kalıp sorularımızı sormak konusunda ısrar etmeyi kararlaştırdık. Yani öyle devam ettik. Zaten katılan iki kişi bizim dışımızda, İsmail Saymaz ve benim dışımdaki iki kişi Habertürk mensubu zaten. Habertürk programcısı ve Habertürk.com.tr'nin yazarları. Birisi Mehmet Akif Ersoy. Olay şu, eğer dengeli bir söz dağılımı yapılsa ve sorular için yeterli zaman ayrılsa ve bakanın sözü zamanında kesilse ve alınsa, örneğin 5 dakika bir açılışta diyelim ki bir söz verdi. 5 dakika 40 dakika sürdü. Ve 40 dakika boyunca moderatör kesmedi. Kesmeye cesaret edemedi sözünü. Ve rejide, bütün kanal yönetimi de rejide, herhalde rejiden devam etsin talimatı geldiği için bunun üzerine zaten biz tepki gösterdik. Dolayısıyla sağlıklı koşullar altında yapılmış bir program değil. Ancak şöyle bir şey söz konusu değil. Bize sorumuzu sormamamız konusunda herhangi bir baskı yapılmadı. Biz bir şeyden çekindiğimiz baskı yapıldığı için değil. Program kötü yönetildiği için bazı soruları sormak için zamanımız olmadı. Şeyi de çok merak etti insanlar o sırada. Tabii hepimiz yani reklam aralarında hangi diyaloglar? Mesela Süleyman Soylu'yla aranızda bir diyalog hiç yaşanıyor muydu? Bütün gazeteciler açısından soruyorum. Elbette tabii. Yani ne gibi diyaloglar? Konuştuk yani Süleyman Soylu dedi ki Erdem Bey nasıl gidiyor? Sorulara cevap veriyorum değil mi dedi. Hayır dedim vermiyorsunuz. İlk bölümde çok kötüydü dedim. Güldü ya vereceğim cevap vereceğim merak etme. Tabii ki aralarda konuşuyorduk. Yani böyle kendisine de söyledik. Yani böyle devam edemeyiz Süleyman Bey. Yani siz bizim sorduğumuz soruları yerine başka şeyler anlatırsanız devam edemeyiz. Ama hakkını yememek lazım. Habertürk'teki programın bir başarısı var. Önemli bir başarısı var. Birincisi şu. Biz sorularımızı sorduk ve bakan bunlara cevap veremedi. Kamuoyunu tatmin edici cevap veremedi. Bir kere programı buradan görmek lazım. Şimdi sosyal medyada dediğim gibi işte ya sert muhalefet yapan gazeteciler gitti orada adama işte soru sordular cevaplarını alamadılar geldiler. Ne yapacağız? Yakasına mı yapışacağız? Bir soruyorsunuz, iki soruyorsunuz, üç soruyorsunuz, bastırıyorsunuz ve cevap vermiyor. Örneğin 10 bin dolar her ay Sedat Peker'den alan AKP milletvekili kimdir diye saydık tam 11 kere sormuşuz. Daha fazla nasıl ısrar edeceksiniz? En sonunda bakan demiş ki diyor ki son bölümde, son dakikalarda ben bunu savcılara söyleyeceğim. Ama program boyunca bize dedi ki tamam biraz sonra, şunu açıklayayım biraz sonra cevap vereceğim. Şunu açıklayayım biraz sonra söyleyeceğim. Hep başka şeyleri anlatıp sorulara sıra gelmedi, cevap verme sırası gelmedi. Ama bunu bilinçli olarak yaptığını düşünüyoruz. Sonuçta benim gazetelerde de yer alan bir değerlendirmem var. Programda söyledim bunu. Dedim ki Sayın Bakan, biz yarın kendi televizyonumuzda, gazetelerimizde derdimizi anlatırız. Ama siz buradan sorulara cevap vermemiş bir bakan olarak kalkarsınız. Sayın Soylu öyle kalktı orada. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey yok. Biz orada bir ringe çıkıp boks maçı yapmak için oraya gitmedik. Seyircinin bir bölümü böyle bir beklenti içindeydi. Bir kavga beklentisi. Ancak Merdan Bey bakın yani benden daha tecrübeli bir gazetecisiniz. Medyanın en belki daha kötü zamanlarını da gördünüz. Şaşalı zamanlarını da gördünüz. Bunun topluma yansıyan etkilerini de gördünüz. Dolayısıyla böyle bir dönemde insanların bu kadar gergin ve tedirgin olması normal değil mi sizce? Görevimiz de belli bir nezaket içinde ve saygı sınırlarını koruyarak karşınızdaki bunu korumuyor olsa bile doğru soruları ısrarlı bir şekilde sormak var. Onu yaptığımızı düşünüyorum. Programın diğer ortaya çıkarttığı bazı olgular var. Başarılı yanları bunlar.
Süleyman Soylu bizim sorularımıza cevap vermedi ama başka şeyler anlattı. Bu önemli. Davutoğlu'nu anlattı mesela. Biz Davutoğlu ile ilgili bir soru sormadık. Girişte anlattı. Davutoğlu bizi dinletiyor dedi bir tane. Evet. Dinletiyor dedi. Davutoğlu CHP ile koalisyon yapmak istiyordu. Biz ona karşı çıktık dedi 2015'ten sonra. CHP ile ve HDP ile koalisyon yapmak istiyordu. Biz karşı çıktık dedi. Anlaşılıyor ki 2015'ten itibaren Davutoğlu ile bir çelişki yaşanmış. Evet. Başka anlattığı şeyler var. Adalet Bakanı'na yüklendi. Ve yargının kendi yaptıkları işin önünde engel oluşturduğunu söyledi. Üstelik de yargı bütünüyle iktidarın kontrolüne girdiği halde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den çok rahatsız oldukları ortaya çıktı. Üçüncüsü, bu da çok önemli, AKP içindeki çelişkiler ortaya çıktı dolayısıyla. Kendinden önceki bakanları suçladı. 17-25 Aralık'ı doğruladı. Evinden, oğlunun evinden para sayma makineleri çıkan bakanlar oldu benden önce dedi. Benim oğlumun evinden böyle bir şey çıkmadı dedi. Oğluyla ilgili çünkü bizim soru sordu. Silivri'deki Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharı olayıyla ilgili olarak. Çünkü bir çevirmede arabası arandığı için, kendisine baskı yapıldı, oğlunun arabası arandığı için baskı yapıldığını ve Emniyet Müdürü'nün bu nedenle intihar ettiğine dair bir iddia var ortada. Bu iddia gündeme getirildiğinde kendisinden önceki bakanları suçladı ve burayı açtı. Dolayısıyla hükümetin içinde bir çatlak olduğunu, bir çatışma olduğunu söyledi. Saraya mesajlar gönderdi. Yani beni harcayabilirsiniz. Çünkü orada tedirgin bir şekilde oturdu bakan. Yani bir tür ne diyelim bir suçluluk psikoz içinde. Sanki sanık sandalyesine oturmuş gibi davranıyordu. Yani bir savunma çabasındaydı kendisini. Bu anlamda söylüyorum. Saraya Erdoğan'a mesaj gönderdi. Yani beni burada harcadığınız zaman benim söyleyeceklerim Sedat Peker'in söyleyeceklerinin 1000 kat üstünde olacak. Yani yanında şey kalır. Hafif kalır, anlamsız kalır. Mesajını vermiş oldu. Ve buna dair çok sayıda ipucu verdi. Dolayısıyla bunları ortaya çıkaran bir program oldu aynı zamanda. Öyle diyor. Değerlendirmek lazım. Evet. Toplumda çok geniş bir şekilde izlenmesinin nedeni de şu. Herhalde Türkiye'nin yarısı izlemiş, öyle görünüyor. Rating raporlarında öyle görünüyor. İlk kez çünkü böyle bir program yapıldı. Yani hükümet mensubunun karşısına muhalif gazeteciler çıktı. Bizim yüzümüzden izlendi program bu kadar fazla. Yoksa TRT'ye de çıktı. Her yere çıkabiliyor bu bakanlar. Yani yandaş medyaya sürekli çıkıyorlar. A Haber'e çıksaydı herhalde yani %1 rating ya alırdı ya almazdı. Yani öyle görünüyor. Dolayısıyla biz ardından tabii sosyal medyadan yapılan değerlendirmeler önem taşıyor. Yani birkaç tane eleştiri var. Evet, yani buyurun. Birkaç tane değil, birçok var. Ya tema aynı mı? Birkaç tane. Hayır, şöyle. Mesela benim de eleştirdiğim bir konu bu. Bizzat yazdığım da bir konu. Mesela Sedat Peker'in özellikle son videosunda gündeme getirdiği en önemli iddialardan biri Uğur Mumcu cinayetiyle alakalıydı. Uğur Mumcu cinayeti yani konuşulmadı. Yok, o Sedat Peker'in oradaki anlattığı şey yanlış, çok yanlış değerlendirdi. Sedat Peker Uğur Mumcu'yu Mehmet Ağar öldürdü demiyor. Mehmet Ağar biliyor diyor. Mehmet Ağar da bildiğini gizlemedi zaten. Birincisi bu. Sedat Peker bunu söylerken öldürdüğü, öldürtülmesinde rol oynadı demiyor. O hep yanlış anlaştı. Katil ilk önce gider diyor mu? Yok, hayır. O ayrı. İşi bilenlerden biri olduğunu söylüyor. Katil değil. Şimdi Uğur Mumcu dosyasına çok hakim olduğumuz için, bazı gazeteciler de hakimdir. Uğur Mumcu cinayeti faili meçhul bir cinayet değildir. Uğur Mumcu cinayetinin bütün failleri yakalandı ve arkasında İran istihbaratında olduğu biliniyor. O dönemde İran istihbaratı, İran Türkiye'deki Sünni siyasal İslamcı hareketleri destekliyordu. Yani bir Şii, bir Şia siyasal İslam devleti olmasına karşı. O nedenle de Kemalist aydınları en büyük tehdit olarak gördüklerinden bir dizi cinayet işlendi. Sadece Uğur Mumcu cinayeti değil. Bahriye Üçok cinayeti, Çetin Emeş cinayeti, Ahmet Taner Kışlalı cinayeti, bütün bu cinayetlerinizi o dönemdeki İran istihbaratına çıkar. Ve Saadettin Tantan'ın İçişleri Bakanlığı döneminde yapılan Umut Operasyonu'yla bunlar çözüldü. Saadettin Tantan defalarca anlattı. Ben kitaplarımda da yazdım. Şimdi birçok arkadaşımız dosya okumadıkları için, gazeteci arkadaşlarımız, bir genel bir şey var. Yani bir ezber var. Faili meçhul cinayet dediğin zaman sanki daha önemli, daha büyük bir şey söylüyormuşsun gibi. İşte bu gerçek katillerin üzerine örtüyor. Umut Operasyonu'ndan sonra iki tane İranlı diplomat sınır dışı edildi. Orada Mehmet Ağar'la ilgili çok daha somut ve ciddi iddialar var Sedat Peker'in. Onları sorduk biz.
Evet, yalnız burada bir Yani parantez açmak istiyorum. Türk iş adamlarına karşı cinayet, Kutlu Adalı cinayeti Evet. vesaire. Onu sormuş olsaydık, onun üzerinden, o sorunun altından çok kolay çıkacaktı. Yani o sorunun cevabı belli. O bakımdan biz defalarca Tele1'e de Saadettin Tantan'ı aldık. Saadettin Tantan röportajları var. Yani Saadettin Tantan İçişleri Bakanı iken zaten emniyet, hala emniyet müdürüydü şey. Merdan Bey, çok özür dilerim. Araya girmek zorundayım. Şöyle bir şey var ama bu noktada. Aile yani tatmin olmuş değil. Bu, ailenin bir talebi var. Şöyle. Yani Güldal Mumcu'nun... Ben Güldal Hanım'la da konuştum. Hı-hı. Şimdi bakın, biz gerçekten yana mıyız? Gerçek olgulardan yana mıyız, değil miyiz? Hı-hı. Ben size daha da ayrıntılarını anlatayım. Katiller 80 öncesi Ankara Ülke Ocakları'nda bulunan bir gruptur. Bursa cezaevinde İslamcı olmuş, yani Büyük Birlik Partisi'nden daha da sağa kaymış, İslamcı olmuş bir gruptur. Burhan Korkmaz liderliğindeki. Bu Türk Hizbullah'ı diye bilinir. Adı Kudüs Ordusu. İran istihbaratı bunları örgütledi. Ama İran istihbaratı sadece Kemalist Türk aydınlarına karşı kullanmadı. Esas olarak onları İranlı muhalifleri Türkiye'de tasfiye etmek, imha etmek için kullandı. O dönemde İran'dan kaçmış birçok general, iş adamı, üst düzey bürokrat, Ege kıyısında bir aylığına, iki aylığına kiralanan villalarda sorgulanıp öldürüldü. Bu örgüt tarafından, taşeron bir örgüt kurdular. Bunun nedeni de şu, Ankara savcısının, başsavcısının katilleri Ankara İran'a kaçtılar 12 Eylül'den sonra. İran'ın Kum kentinde eğitildiler. Yani o dönemde daha İslami eğilimlere sahip olan ülkücüler İran'a gitmişlerdi. Onlar İran'dan döndükten sonra, 80'den sonra İran'ın istihbarat yapılanması içinde yer aldılar. İran'ın istihbarat yapılanması üzerinden burada bir Kudüs ordusu diye örgüt kurdular. Çetin Emeç onları öldürdü. Muammer Aksoy onları öldürdü. Bunlar ifadeleri var, itirafları var. Mahkemeye çıktılar, itiraf ettiler. Hala cezaevinde onlar. Verdikleri ifadeler var. Uğur Mumcu cinayetinde var ve İran istihbaratı gitti. Sonra İran politika değiştirdi. Neden değiştirdi biliyor musunuz? Orta Doğu'daki güç dengelerindeki değişiklik yüzünden Hamas ve diğer örgütler İran'la bağını kesip bir tür İran'ı Suudi Arabistan karşısında yalnız bırakınca Suudi ve Katar ekseninde bir yapılanmaya gidince ki bunlar Suriye Savaşı'nda biliyorsunuz Hizbullah yani Lübnan Hizbullah, Şii Hizbullah orada IŞİD'e karşı savaştı. Hizbullah çünkü Şii'dir. Yani böyle bir ayrım ortaya çıkınca İran Türkiye'deki siyasal İslamcılara verdiği desteği kesti. Evet. Ve ondan sonra tam tersi bir politika izlemeye başlayarak Türkiye'deki ulusalcılarla ilişki kurmaya başladı. O dönemde işlenmiş cinayetlerdir. Bakın 93'te başlar. Yani 92-93'ten 94-95'e kadar devam eder bu cinayetler. Uğur Mumcu'dan önce şeydir, Muammer Aksoy'dur, sonra Uğur Mumcu ve diğerleri gelir arkasından. Çok profesyoneldir o cinayetler. Herhangi bir suikast değildir. Yani arabanın kontağını çevirdiğin zaman arabanın havaya uçması düzeneği kolay kurulacak bir düzenek değildir. Ancak profesyonel istihbarat elemanları tarafından düzenlenir. Her neyse bu Uğur Mumcu suikasti ayrı. Onu bilerek sormadık. O çünkü bakanın kolaylıkla cevap verebileceği bir şeydir. Bu kamuoyundaki genel bilgi, hatalı bir bilgi. Faili meçhul olduğuna Siz dair. Bu bilgileri tamamını dosyadan okudunuz değil mi? Tabii ki. Tabii. Ve yazdım ben. Benim kitabımda var. Her neyse. Bahis bu Uğur Mumcu cinayeti. Biz diğer her şeyi sorduk. Kutlu Adalı vesaire. Bir de çok önemli bir şey daha vardı. Onu da sormam lazım. Bakan yayında BBC Türkçe'yi hedef gösterdi. Yani eleştirmenin ötesinde hedef gösterdi. Oradaki gazetecilerin hiçbirinin tepki göstermemesi dolayısıyla bir kırgınlığa yol açtı. Valla kırgınlığa yol açmasının bir önemi yok. Gazete herkese hedef gösteriyor. Cumhuriyet Gazetesi'ni de hedef gösterdi. Tele1'i de hedef gösterdi. Hı hı. Yani bakanın bu genel üslubu olduğu için bunu önemsemedi. BBC hı. konusunu gündeme getiren benim. BBC'deki bir röportaj. Dolayısıyla evet. bakanın verdiği cevap kaytarıcı bir cevap. Yani hı. cevap yerine BBC dezenformasyon merkezi. Bilmiyor musunuz? Bize operasyon yapıyorlar falan dedi. İngiliz hükümetini temsil ediyor. Devlet kuruluşudur gerçekten BBC. Yani İngiliz hükümeti tarafından finanse edilen devlet bizim TRT gibidir. Devlet kuruluşudur. Evet. Özerktir. Bir özerkliği var. Bizdeki evet. gibi değil. O bakımdan oradaki bir alınganlığa gerek yok. Yani biz herkes hedef gösteren bir bakan olduğu için bu önemsiz. Ama biz BBC'deki bir habere gönderme yaparak BBC'yi önemsedik zaten. Yani bunun şeyi burada alınacak bir şey yok. Eğer yani arkadaşlar öyle, hani
Bir Burak fırsat da olmadı. Hayır. Bir mevcutki dayanışma beklediler belki de. Tek kusur bu olsa, bu önemli değil. Evet. Tek kusur bu olsa, yani haber, program berbattı. Programda söz verilmiyor ki. Siz bir soru soruyorsunuz. Bir dakika diyor programı yöneten arkadaşınız. Bakın onu da üzmek ve kırmak istemiyorum. Sayın Bakan siz şu konuda ne düşünüyorsunuz diyor. Yani şuna bir cevap verin diyor. Başka bir yere çekiyor. Yani kendi kulağına bu söyleniyor olabilir bilemiyorum. Hiçbir içinde suçlamak istemem ama yani programın tek kusuru BBC'ye sahip çıkmamak olsun. Bir mesleki dayanışma beklemiş olabilirler onlar da Erdoğan Bey. Elbette, elbette. Yani siz de bekliyorsunuz. Yani onu reddetmem, kabul ederim. Yani alır başıma koyarım. Yani Tele1'e yayın durdurma cezası verdiğinde siz de ister istemez meslektaşlarınızdan destek beklemişsinizdir değil mi? Yani bunların sonuçları yani. Ama yani. Şunu söyleyebilirim, BBC Türkçe çalışanları kim tanımıyorum ama Sayın Bakanın Süleyman Soylu'nun bir medya kuruluşuna hedef alması ya da onu karalaması vaka adiyedendir. Yani yandaşlar dışında herkese yaptı bunu. Bir gün gazetesinde yaptı, maalesef. Cumhuriyet'te yaptı, BBC'ye yaptı, Tele1'e yaptı. Peki şeyi sormak istedim. Şimdi Savcı Doğan Öz. Onu hatırlatalım. Ankara Savcısı Doğan Öz'ün katilleri. İran'a gittiler o dönemde. İran'a gittiklerini daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra kendileri söylediler. Kum kentinde eğitildiklerini, geldiklerini. İsa Armağan önemli bir isimdir. Şu anda da geldi MHP'de yeniden politika yapmaya başladı. Evet. Peki Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili sorunuza cevap verdim. Defalarca sordum. Yani Sedat Peker'in 10 bin dolar verdiği her ay verdiğini söylediği AKP milletvekilini defalarca sordum. Dolayısıyla ortada soruları soran gazeteciler ve sorulara cevap vermeyen bir bakan var. Yani biz Kutlu Adalı cinayeti ne oldu diyoruz ya, ben sigorta şirketim var, ben sigortacılığı çok severim diye cevap veriyor. Ne yapacaksınız? Ben kanal yönetiminin yerinde olsaydım, biz ısrar ettik, biz uzayacak diye de orada kaldık. Ya programı sürdürürüm, bütün Türkiye izliyor. Zaten ertesi gün gelen reyting raporlarına baktık, herkes sıfır. O da çok şaşırttı, evet. Tabii yani bütün Türkiye'nin izlediği bir programı ikiye kadar sürdürürsünüz. Program bizden sonra programın tekrarını koydular. Yani madem tekrarını koyacaksın. O çok ilginçti. Yani madem süre yok, zaman yok deniliyor. Tekrarına nasıl zaman bulunabilir? Kanal yönetimi orada samimi davranmadı. Yani kanal yönetimi orada bir kurguya sahipti. Hadi tuzak kurdu demeyelim ama bir kurguya sahipti ve samimi değildi. Olmadı yani. Süremiz yok diye biz ısrarla uzatalım dediğimiz halde. Çünkü bakan kaçıyor. Sorulardan kaçıyor. Biz uzatalım diyoruz. Bakanın bir parça kontrolü de kayboldu. Tam o noktada bitirdiler. Evet. Yani biz yapacağımızı yaptık, onu söyleyeyim. Başka öteki türlü duelloya davet etmek gerekiyordu bakanı. Yani o da olmayacağına göre. Yani duello yasak biliyorsunuz artık. Evet. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ama en azından... Bayağı geçmiş olsun değil. Ben hani tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum oradaki gazetecileri. Geçmiş olmuşum. Geçmiş olacak bir şey yok. Yani sonuçta ortada sorulara cevap vermeyen ama bunun yanı sıra önemli açıklamalar yapan bir bakan vardı. Evet, bu faydası oldu bu yayın. Birincisi bu, evet. İkincisi, kötü yönetilen, berbat bir formata sahip bir program vardı. Üçüncüsü, sorularını sormaya çalışan gazeteciler vardı. Ben kendi adıma sorularımın büyük bir bölümünü sordum. Tablo ama, bu. Benim ama için. Cevaplarını alamadınız böyle. Yok, alamadık. Sorulara cevap vermeyen bir şey. Böyle bir yayın vardı. Bizim kavga etmemizi beklediler. Orası bir kavga yeri değil. Yani bu bizim işimiz değil. Yani belli bir gazetecilik nezaket içinde davranmak lazımdır. Sonuçta karşınızda da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı var. Dolayısıyla bu nezaket sınırlar içinde sürdürülmesi gereken bir programdı. Biz tepkimizi de orada koyduk, ifade ettik zaten. Benim sözlerim de işte Cumhuriyet Gazetesi'nin haber yaptığı sözlerim. Bunun açık bir ifadesidir. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu zaman ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun.